Evet, merhaba arkadaşlar. Denemeyi dün göndermiştim. Şimdi hemen çözümlerine bakalım. Birinci soruda Who can be Defne? Defne kim olabilir diyor ama cümle çıkmamış. Cümleyi dün tekrardan yazmıştım ben. Defne is my best friend. When I need help, she is always there gibi bir cümleye göndermiştim. Ne demektir arkadaşlar? When I need her, ihtiyacım olduğunda o daima oradadır dediğine göre destek olan, arka çıkan bir arkadaş olacak. Bakıyoruz A'da tell lie olması gerekiyordu, değil mi? Not honest, dishonest gibi kalıp olması gerekiyor. B'de gördüğünüz gibi evet sarılmış ama suratını görüyorsunuz biraz böyle kıskançlık, jealous of envy gibi bir kelime olması gerekir. C'de evet kendini beğenmiş, kibirli, arrogant uygundur. Ama D'ye baktığımızda yardımsever, arka çıkan, destek olan biri var arkadaşlar. O da D şıkkında görüyorsunuz. Doğru cevabımız Deniz'de olacak. 2'ye baktığımızda Hülya and I are best friends. Bakın böyle sorularda bizim dikkat etmemiz gereken ya sonraki cümle ya önceki cümle zaten bize ipucu verecektir. Bakın bütün sorularda geçerlidir bu. İngilizce'de de diğer derslerde de böyledir. Mutlaka bir şeyi yakalamamız gerekiyor. Buradaki ipucumuz hemen şöyle bakalım. I need her when I need her. İhtiyaç duyduğumda and I know that she blah blah. Demek ki ihtiyaç duyduğumda daima oradadır. Devamında da bakın I think this is the most important thing. En önemli şeydir dediğine göre burada olumlu bir şey bakacağız. Yani buraya artı bir şey gelecek. Bakıyoruz. Rarely thinks. Rarely nadiren düşünür. Bu olumsuzluktur. Eliyoruz. Always backs me up. Daima bana arka çıkar. Bakın back up, arka çıkmak, destek olmak, help aynı anlama geliyor. Eş anlamlı kelimeleri bilelim. Birinci ünitede biraz fazla eş anlamlı kelime var. C'ye baktığınızda is a dishonest girl diyor. Bakın dürüst değil diyor. Bu da olumsuz. Bu da gitti. D'de de arkadaşlar doesn't get on well. Get on well İyi geçinmek, iyi anlaşmak demektir. O zaman bunu da eliyoruz. Geriye bir tek Bursa şıkkı kalıyor. O zaman doğru cevabımız Bursa'dır diyoruz. Bir sonraki sorumuz, üçüncü soru. Evet görüyorsunuz yine bir metin sorusu veya işte bir tekst sorusu vermiş. Onunla ilgili de cevaplar var bakın. Bunları isterseniz okuyup eğer İngilizceniz çok iyiyse okuyup çözebilirsiniz. Ama bence sınavda bunun için çok fazla vakit harcamadan şıklardan gidebilirsiniz. Tabii ki ilk önce soruyu anlamamız gerekiyor. Lyme's inbox is about whose invitation does Lyme accept? Bakın bu kelimemiz zaten bize birinci ünitenin en çok kullanılan kelimesi. Accept veya refuse. Bir de excuse vardır, değil mi? Mazeret belirtme, kabul etme, accept ve refuse reddetme. Bu üç kelimeyi bildiğimizde bu soruyu rahatça yapabiliriz. According to information, according to kalıbını da bilelim. E göre demektir. Yukarıdaki bilgilere göre, verilen bilgilere göre hangisini kabul etmiştir diyor. O zaman mecbur şu yukarıdakine bir bakacağız. I love being at my room at night. Gece evde olmayı seviyorum. I just relax and sleep early. Erkenden uyurum ve dinlenirim diyor. I don't like theater plays or movies. Tiyatro oyunlarını veya sinemaya gitmeyi sevmem. When I go out, I only love spending time at amusement park. Bakın dışarı çıktığımda sadece diyor Luna Park'ı arkadaşlar severim diyor. It's exciting and fun. My friends invite me to many events. Arkadaşlarım bir sürü etkinliğe beni çağırıyor. But I don't accept. Fakat hepsini kabul etmiyorum diyor. O zaman doğru cevabımız ne olacak arkadaşlar? Luna Park'a davet eden biri olması gerekiyor. Bakıyoruz. Drink diyor, gitti. Party diyor. Erken yattığını söylemiş. Bu da gider. Would you like to go to fun park? Evet, amusement park, fun park eş anlamlı kelime. Dediğim gibi eş anlamlı kelimeleri bilmeniz gerekiyor. Yukarıda amusement park verir, aşağıda fun park veriyor. Doğru cevabımız o zaman Mia olacak. Ceyhan doğru diyoruz arkadaşlar. Hemen dördüncü sorumuza dönüyoruz. Dördüncü sorumuz. Evet, which can be her friend's sentence? Arkadaşının cevabı hangisi olabilir diyor. Arkadaşının cümlesi. Bilge invites her friends to her slumber party. Evet, Bilge arkadaşlarını pijama partisine davet ediyor. One of her friends accept the invitation. Arkadaşlarından bir tanesi kabul etmiş. Yine bakın accept kelimesi.
Evet, hemen şöyle çizelim bakın, bu kelimeyi iyi öğrenin. Çünkü birinci ünitede gelecek olan soru büyük ihtimalle ya accept ya refuse ya make excuse olacaktır. O zaman bakıyoruz, kabul etme cümlesi. Thanks for inviting me. Evet, cümlenin başına baktığınızda teşekkür ediyor davet için. Ama, but, ama I am busy, meşgulüm diyor. O zaman olumsuz, gitti. Sorry, I must be at home. Üzgünüm, evde olmalıyım diyor. Olumsuz. I can't attend it because I have a course. Kursum var, katılamayacağım diyor. Attend, join, eş anlamlı yine. O zaman Deniz diye bakıyoruz. Cümleye baktığınızda why not? Neden olmasın diyor. Aslında not'ı gördüğünüzde çoğunuz direkt aa bu olumsuzdur diyor aslında. Ama why not olumlu bir kalıptır arkadaşlar. Ve that sounds fun diyor. Kulağa hoş geliyor dediği için doğru cevabımız Deniz'de olacak. Beşinci soruya bakıyoruz. Hemen beşinci soru. Hello, my name is Melek. Yine bir parça sorusu var. Okuyabilirsiniz veya cümleye bakalım. Soruda bizden ne istiyor onu anlayalım. Melek diyor. Ha, demek ki Melek'le ilgili bir cümle olması lazım. O zaman eşleştireceğiz şıklarla. En güzeli. Melek dislikes people who are not generous. Cömert olmayan kişilerle bakın hemen. Generous, not generous demiş. Cömert olmayan kişilerden hoşlanmaz diyor. O zaman yukarıya bakalım arkadaşlar. Cömertlikle ilgili bir şey var mı? Şöyle hızlı bir göz geçiriyoruz. Generous veya zıt anlamlısı mean olması gerekir değil mi? Honest, reliable diyor. Dürüst ve güvenilir diyor. Never tells lies. Asla yalan söylemez. Devam ediyor. En sonunda bakın. She hates arrogant people. Kibirli insanları sevmez. I hate them too. Ben de onları sevmem. Arkadaşı sevmiyor. Ben de sevmiyorum. Sneaky and mean people. Sinsi ve cimri insanlar bizim arkadaşımız olamaz diyor. Aha, bize ne yapmış burada bakın. Mean kelimesini vermiş. O zaman arkadaşlar mean kelimesini verdiği için zıt anlamlısı da nedir? Not generous dediğine göre bu da mean demektir arkadaşlar. Her ne kadar generous görseniz de not dediği için ikisi eş anlamlı kelime oluyor. O zaman A şıkkı doğru cevabımız. Hadi B, C, D'ye de bakalım. Is not a good friend for everyone. Melek herkes için iyi arkadaş değildir diyor. Halbuki herkes de iyiyim diyor. Bakın. I get on well with my all friends, classmates. I can't depend on Defne. Defne ile iyi geçinemiyorum diyor. Halbuki Defne en iyi arkadaşıymış. Never attaches importance to her friends. Asla arkadaşlarına önem vermiyor diyor. Bakın. Attach importance, önem vermek demektir. Birinci ünitenin önemli kelimesi. Onun için öğrenelim. Attach importance, önem vermek. Ama burada arkadaşlarına çok önem verdiğini söylüyor. O zaman doğru cevabımız arkadaşlar Adana olacak. Hemen 6. soruya da bakalım. Because she never tells lies. Asla yalan söylemez diyor. O zaman yalan söylemeyeceğine göre güvenilir biri olması lazım. I can't get on well with. Bakın iyi geçinemiyorum Kate'le. Çünkü asla yalan söylemez. Olmaz. You can always depend on Sally. Depend on kelimesi. Bakın depend on, rely on, count on, trust. Bunlar hepsi eş anlamlı kelimeler. Sally'ye güvenebilirsin diyor. Çünkü o asla yalan söylemez. Olabilir mi? Olur. Bu dursun. C'ye bakalım. I never share my secrets with Sue. Sue ile asla sırrımı paylaşmam. Çünkü o asla yalan söylemez. Yalan söylemiyorsa niye paylaşmıyor? Burada da bir çelişki var. Bu da gitti. Liz doesn't attach importance to her friends. Liz arkadaşlarına önem vermez. Çünkü yalan söylemez diyor. Bu da hiç alakası yok. O zaman doğru cevabımız arkadaşlar Bursa diyoruz. 7'ye bakıyoruz. 7'de soru ve cevap. Hemen diyalog sorusu. LGS'de çok sorulan sorular. I would love to bile başladığı için. Demek ki soruda da arkadaşlar would you like veya would love to kalıbıyla soru gelmesi gerekiyor. Hemen bakalım şıklara. Bir kere C ile D'yi eliyoruz. Neden? Çünkü I would love to ile başladığına göre yani bu aslında evet anlamına geliyor bir tarzda. O zaman how about veya where is the concert tonight? Olmaz. Bakıyoruz. What kind of music do they do? Onlar ne tür müzik yaparlar diyor. Demek ki bir gruptan, bir müzik grubundan bahsetmesi gerekiyor. Bakıyorsunuz burada müzik bands var. Burada da Red Hot Chili Peppers. Burada bakın. Bu da bir grup adı. O zaman ikisinden biri olacak. Neye bakacağız? Would love to dediğine göre. Mutlu olurum, sevinirim dediğine göre ne tür müzik yapıyorlar? Şimdi burada do you like rock music bands? Zaten burada rock müzik, rock'ı verdiği için ne tür müzik yaparlar diye sormaz arkadaşlar. Bakın rock.
O zaman bir de do ile sorduğu için yes veya no direkt vermesi gerekiyor. Yes, I do, would love to yerine. O zaman B buradan eleniyor. Geriye ne kalıyor? Adana şıkkı. Would you like to come to concert olur. Evet, hemen 8, 9 ve 10'a bakalım. Sekizinci sorumuz. Hello, may I take your order? Yine bir diyalog sorusu. İstiyorsanız diyalog okuyabilirsiniz ama ilk önce soruda ne istiyor? Bakın, İngilizce sorularını buradan giderek aslında sorularda ne istediğini bularak çok daha kolay cevaplara ulaşabilirsiniz. Onun için Sally doesn't order one of the following. Orders kelimesi burada bilmeniz gerekir. Doesn't order sipariş vermiyor. Bakın not order dediğine göre sipariş vermediği nedir? O zaman bakıyoruz. Main course ana yemek var mı? Meatballs and evet köfte var. O zaman gitti. Beverage içecek var mı? Mineral water evet soda var diyor değil mi? O zaman bu da gitti. Dessert evet ne demektir? Tatlı arkadaşlar. Tatlı var mı? Bakalım. Tatlı var mı? Hiçbir yerde yok. Dursun. Soup, çorba var mı? Evet. Lentil soup. Neydi lentil soup? Mercimek çorbası. O da var. O zaman olmayan şıkkımız arkadaşlar Ceyhan. 9'a bakıyoruz. According to Nick, Nick'e göre George nasıl biridir diyor. George cannot be my friend. Arkadaşım olamaz. He doesn't even talk to me. O benimle konuşmuyor bile diyor. Bakın. And he's always rude to me ve daima nedir diyor? Kabadır bana diyor. He always says he's the best student at school ve okulda en iyi öğrenci olduğunu söylüyor. Bakıyoruz. According to Nick, Nick'e göre o zaman George kibirli, küstah, kendini beğenmiş diyeceğiz. O zaman arrogant kibirli demektir. Caring ilgili, fair adil dürüst, unreliable güvenilmez demektir. O zaman doğru cevabımız Adana olacak arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz, 10. soru. Sophia needs a piece of information. A piece of information biraz bilgi demektir. About the event. Etkinlik hakkında, yukarıdaki etkinlik hakkında bilgi istiyor. Which question does she ask? Hangi soruyu sorar? Yani bilgi eksik olan hangisi vardır diyor. Şıklardan gidelim hemen. Where is the party? Party nerede diyor. Bakın party neredeymiş? A şıkkı burada geçiyor hemen. Şöyle baktığımızda My grandparents' house. Büyük anne babamın evinde, büyük ebeveynlerimin evinde diyor. O zaman bunun cevabı var. Bunu sormamıştır. Who else will be there? Kimler orada olacak diyor. Bakalım. Phyllis, Monica and Monica's cousin are going to join. Onlar katılacaklar diyor. Katılacakları da söylemiş. Bu soruyu da sormaz. What time does it start? Saat kaçta başlayacaktır diyor. Bakıyoruz. Herhangi bir şekilde saat yok. Dursun. Şu anda C görünüyor. D'ye de bakalım. What is the event? Etkinlik nedir diyor. Zaten en başta vermiş bakın. Party, having a movie party diyor arkadaşlar. Film partisi, sinema izleme partisi gibi. O zaman D de var. Ceyhan yok diyoruz. Doğru cevabımız C olacak. Evet, ilk testimizin soruları bunlardı. Hemen ikinci testimize geçelim. Evet. Hemen ikinci testimize geçtiğimizde ikinci test evet biraz bulanık arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. LGS'de bolca sorulan sorulardandır. Öyle bir açıklama verilir. Yani iki soruda aynı şekilde görüyorsunuz. Birinci ve ikinci soruda. Açıklama verilir. O açıklamada hangisinden bahsedilmiştir veya hangisinden bahsedilmemiştir diye. Ya üçünden bahsedecek, birinden bahsetmeyecek veya dört tane resim verip bir tanesini anlatacaktır. İkisinden birini istiyordur. Burada da yine aynı şekilde bakıyoruz. Birincisinde Which picture shows the first activity Sally does after having something to eat in the morning? Bakın bu before after sorusu mutlaka LGS'de banko çıkıyor. Burada dikkat etmemiz gereken arkadaşlar, bakın burada after'ı şöyle çiziyorum. After having something to eat, bir şeyler yedikten sonra. After dediği anda arkadaşlar bu cümleden sonrakini arayacağız. Yani bir şeyler yeme işinden sonraki etkinliğe bakacağız. Ve ilk aktiviteyi istiyor. O zaman şöyle yukarıya baktığımızda erken kalkar bakın. After she does exercise for 20 minutes. Egzersiz yaptıktan sonra she read the news online and
Has an enormous breakfast. Ha, yemek işi burada var bakın. Kahvaltı yapıyor. Harika bir kahvaltı diyor. Devasa bir kahvaltı yapıyor diyor. Then she skates in the park. İşte bizi ilgilendiren olay burası. After dediği için ve ilk etkinlik dediği için yemekten sonraki yani kahvaltıdan sonraki ilk etkinliği burada arkadaşlar. Nedir? Skates. Kaykay yapma. O zaman kaykay şıkkımız nerede? Hemen bakalım. A'da yok. B'de egzersiz ilk önce yapıyordu. Hemen uyandıktan sonra yapıyordu. Sinemaya gitme işi arkadaşlar arkadaşlarıyla akşam yapıyordu bakın en sonda. Ve burada kaykay var. Baktığınızda doğru cevabımız Denizli olacak arkadaşlar. Hemen ikinci soruya bakalım. Yine bir uzun metin kendisi hakkında bahsetmiş. It is the end of term today. Bugün dönemin sonu falan diye başlamış. Where are Sarah and Alice going to start their day? Günlerine nerede başlayacaklar? Bakın güzel bir soru. 4 tane etkinlik var. Demek ki bunlar yukarıda var ama hangisini istiyor bizden? Günlerine başlayacağı etkinlik. Şöyle çizelim. Going to start their day. Günlerine başlayacağı etkinlik. Hemen yukarıdan bakıyoruz. Alice and I are planning to do some enjoyable activities tomorrow. Yarın birkaç aktivite yapacağız. Eğlenceli aktivite yapacağız diyor. Planlıyoruz diyor. We are going to watch a fantasy movie. Evet, fantastik bir film izleyeceğiz. At Odeon Cinema at half past one. Saat 1:30. Bakın 1:30'da demiş. Ha, demek ki burada bizden güne bakın going to start their day nerede başlayacaklarıyla ilgili sorduğu için bakalım 1:30'dan önce başka bir etkinlik yoksa bu olacak. But we have to visit Mrs. Taylor's art exhibition. Fakat ilk önce Bayan Taylor'ın sanat galerisini ziyaret edeceğiz diyor. Before noon bakın öğleden önce saat 1:30 öğleden sonra diyelim. Ondan önce burayı ziyaret edecekleri için şu anda bu öne geçti. Bakalım bundan önce var mı? Because she wants us to attend it so much. Katılmamızı çok istiyor falan diyor. Sonra in the evening akşama geçmiş. O zaman arkadaşlar burada sıralama yaptığımızda ilk önce nereden başlayacaklar? Sanat galerisinden başlayacaklar. Ondan sonra sinemaya gidecekler. Ondan sonra rap konser dediğine göre rap konserine gidecekler. Yani 1, 2, 3 ve D'de en sonda bakın enjoyable, the end of the day party yapacaklar. Slumber party bakın burada ve concert. O zaman ilk etkinliğimiz öğleden önce dediği için Bursa doğru cevap olacak. Answer the question according to text. Yine uzun bir metin. Evet, istiyorsanız metni okuyabilirsiniz ama ben tekrar söylüyorum. Böyle sorularda en kolay cevabı bulabileceğiniz şıklardan giderek. Bakın, we can understand from the text that. Metinden şunu anlayabiliriz. Daniel diyor ve bunları parçadan bulacağız arkadaşlar. Hem daha garanti cevabı bulabilirsiniz. Öbür türlü kafanız karışabilir, yorulabilirsiniz. Çünkü İngilizce bir de en sonda olduğu için zaten çok fazla süre bırakmıyorsunuz İngilizceye. Bu sefer hızlı çözmeye çalışıyorsunuz ve basit hatalar yapıyorsunuz. Aslında soru ne kadar uzunsa, bakın unutmayın, bir soru ne kadar uzunsa o kadar kolaydır. Çünkü sizden bir şey istemiyor, unutmayın. Sizden sadece ve sadece bu geçen şıkkı yukarıda parçada bulmanızı istiyor. Bakıyoruz, hardly ever plays. Hardly ever olumsuzluktur arkadaşlar. Hemen hemen hiç demektir. Hemen hemen hiç futbol oynamaz diyor hafta sonları. Bakalım. Futbolla ilgili bir şey arayacağız. Hızlı bir şekilde göz gezdiriyorum bakın. Shower, breakfast, dressed, my mom drives school falan diyor. Devam ediyoruz. I usually come back home and relax. I serve the internet, homework at weekends. Hafta sonu bakın. Weekends. Aha, buraya zaman kalıbı geldik burada. I prefer spending time with my close friends. Arkadaşlarımla vakit geçirmeyi seviyorum. After a huge breakfast, büyük bir kahvaltıdan sonra onlarla buluşurum. Buddies yani arkadaşlarımla. And play soccer. Ha, futbol oynarım diyor. O zaman burada futbol oynamaz dediği için bu gitti. Bu yok arkadaşlar. Değil mi? Burada futbol oynarım diyor. Burada hiç oynamaz diyor. Ama bizden Daniel'in yaptığı işi istiyor. Hates attending rock concert. Rock konserlerine katılmaktan nefret ediyor. Şimdi rock konseri bulalım. Evet, şimdiye kadar okuduğumuz yerde yoktu. Keen on going to concert. Aha, keen on hayran olmak, ilgi duymak demektir. Konsere gitmeyi çok seviyorum diyor. Especially rock. Özellikle de rock konseri diyor. Zaten cevap burada. Bakın arka arkaya.
Bu da gitti arkadaşlar. Burada nefret etti diyor. Halbuki seviyormuş. Always has a shower after breakfast. Daima kahvaltıdan sonra duş alırım diyor. Hemen bakalım. O baştaydı. Get up early in the morning and have shower. Bak uyandıktan sonra yapıyormuş. Demek ki kahvaltıdan sonra değil. Kahvaltıdan önce olması gerekiyor. Bu da gitti. Share similar interests with his friends. Arkadaşlarıyla ortak noktaları var. Evet bakın burada futbolu beraber oynuyorlar. Sonra we diyor. Bakın we are going to concert. Özellikle rock konserine gitmeyi seviyoruz diyor. My friends are very special for me. Benim için çok özeldir. Bakın eş anlamlı kelime. We have lots of things in common. Yani çok ortak noktamız var diyor. Burada da zaten share similar interest, ortak noktası olması, ortak ilgi alanları olması demektir. O zaman doğru cevabımız Deniz'de oluyor arkadaşlar. Evet, hemen dördüncü soru. Bayağı bir küçükmüş. Şöyle biraz büyüteyim. Evet, look at the graph below and answer the question. Evet, grafik sorusu olmazsa olmazıdır arkadaşlar, LGS'nin diyelim. Çünkü şöyle biraz küçültürsem daha iyi olur, ekrana sığar. Grafik sorusunu sorarlar. Nedir arkadaşlar? Mavi teenagers. Bakın burada renklere ve verilen kişilere, işte bazen kızlar, erkekler veriliyor, bazen öğrenciler veriliyor, yetişkinler veriliyor, gençler veriliyor, çocuklar veriliyor. İşte onun için dikkat edeceğiz burada. Teenagers mavi olanlar, adults yetişkinler arkadaşlar. O zaman which option is false? Hangisi yanlıştır diyor. According to the survey. Evet, survey dediğimiz anket. Ankete göre, anket sonuçlarına göre hangisi yanlıştır diyor. Hemen bakıyoruz. Teens show equal interest in reading a book and watching a movie. Gençler diyor. O zaman maviye bakacağız. Şu anda turuncu bizi ilgilendirmiyor. Hem kitap okuma hem de film izleme eşittir diyor. Evet bakalım. Watching a movie. Bakın going on the cinema and reading book. O zaman doğru. İkisinde eşit. Hemen burada ve burada. Bizden yanlış olanı istiyor. Listening to music attracts adults less than teenagers. Less dediği daha az demektir. Hani hatırlıyorsunuz karşılaştırma vardı. Little less. Az daha az. Evet. Müzik dinlemek yetişkinleri bakın. Attracts adults less than teenagers. Gençlerden daha az çeker diyor. Bakalım. Listening to music. Bunu biraz büyütmem gerekiyor. Evet. Listening to music. Bakın. Teenagers. Burada evet yetişkinler daha az. Bu da doğru. Adults interest in watching a movie is less than teenagers. Film izleme diyor onlardan daha az diyor. Halbuki burada bakın eşit arkadaşlar. İkisi de eşit. Değil mi? İkisi de eşit olduğu için o zaman C şu anda yanlış görünüyor. D'ye bakıyoruz. Surfing the internet is the most popular activity. İnternete gitmek veya surf yapmak internette en popüler aktivitedir diyor yetişkinler arasında. Bakıyoruz surfing the net. Evet yetişkinlerin, turuncuların en çok olduğu yer burası. Bu da doğru. O zaman yanlış olan Ceyhan şıkkı diyoruz arkadaşlar. Tablo sorularını eşleştirerek çok rahat bulabilirsiniz. Hemen 5. soruya bakalım. Evet. Bir broşür verilmiş arkadaşlar. Bu da yine klasik sorulan sorulardan. Summer camp, işte winter camp, vacation camp gibi mutlaka bir tatil kampı falan verilir. Böyle onunla ilgili bilgiler. Ve sonra da der ki which question is not answered in the poster. Hangisinin posterde gördüğünüz gibi sorunun cevabı yoktur demiş. Hemen şıklardan gidiyorum. Bakın böyle 2 saat kendimi yormaktansa. What kind of activities does the camp offer? Ne tür aktiviteler öneriyor diyor. Bakın zaten acting, singing, painting, dancing, drawing, sculpting. Var mı? Var bu sorunun cevabı. Who can attend this camp? Kimler katılabilir diyor. Bakın hemen ilk sorusu gönderdik. Çünkü burada var. Şöyle yapıp A da diyebilirsiniz. Evet. Kimler? Who can attend this summer camp? Kimler katılabilir diyor. Bakın burada zaten demiş for age 19 and 14 years. 9 ile 14 yaş arası katılabilir diyor. O zaman bunun da cevabı var. Where is the camp going to take place? Nerede olacak?
Yerle ilgili bir şey var mı? Bakın ver sorusu yer sorusudur arkadaşlar. Yerle ilgili var mı? Yok. Beklesin. How much is the fee? Fee ücret demektir. Kampa katılmak kaç paradır diyor. Bakın 50 dolar demiş. Bu da var. O zaman bunun da cevabı olduğu için cevabı olmayan yani not answered dediği tek şey Ceyhan şıkkı arkadaşlar. Hemen 6. soruya bakalım. Hi Sara, what's up? Merhaba Sara, nasılsın? Evet yine uzun bir diyalog. Bakın karşılıklı konuşma. Dediğim gibi ya önceki ya sonraki cümlelere bakacaksınız. Which of the following does not complete the conversation? Hangisi sohbeti tamamlamaz demiş arkadaşlar. I need to laugh and have fun these days. Bugünlerde gülmeye ve eğlenmeye ihtiyacım var. You know I had a lot of exams last week. Biliyorsunuz geçen hafta çok fazla sınavım vardı. Tam size göre bir cümle çünkü sizin de biliyorsunuz 2 ay sonra 2,5 ay sonra sınavınız var ve yoğun bir tempodasınız. İnşallah güzel şekilde atlatırsınız ve yazın bu gülme ve eğlence aktivitelerine bol bol katılırsınız. Evet burada There is a new comedy called Crazy Friends. Why don't we watch? Beraber neden izlemiyoruz? Bu da demiş ki evet gülmeye ihtiyacım var. Benim için çok iyi olurdu diyor. O zaman iki tane kitap bilet alacağım diyor. Tickets dediği. Doesn't complete the conversation. Hangisi tamamlamaz diyor. Demek ki üç olumlu olacak. Bir tane olumsuz arayacağız arkadaşlar. Birinci A'ya bakıyoruz. Oh, I can't miss this chance. Bu fırsatı kaçıramam diyor. Bakın burası sizi yanıltmasın. Şu I can't miss, miss kaçırmak demek. Can't da olumsuz. İki olumsuz yan yana geldiğinde hani matematikteki gibi eksi eksi artı olur ya. Burada da can't miss dediği için bu şansı kaçıramam. Olumlu arkadaşlar bu. I would love to but I must study. Gelmek isterdim. Fakat ders çalışmalıyım diyor. Burada bir olumsuzluk var. That really sounds terrific. Terrific arkadaşlar terrible'la karıştırmayın. Terrific muhteşem demektir. Terrible berbat demektir. Çok karıştırılıyor. Harika bir fikir, mükemmel bir fikir diyor. Kulağa çok hoş geliyor diyor. O zaman bu da olur. I am very busy. Çok meşgulüm. But I can't refuse it. Fakat reddedemem diyor. Bakın bu da olumlu bir cümle. Burası olumsuzlukla başlamış. Eğer bir cümle olumsuz başlayıp sonra but'la devam edip arkasında da olumlu bir şey geliyorsa o cümle olumluya dönüyor arkadaşlar. Burada da olduğu gibi. O zaman olumsuz olan tek şıkkımız Bursa. Orada da bakın buranın tam tersi. Olumlu başlamış. But'la devam edip cümle olumsuz bitmiş arkadaşlar. Birbirinin zıttı iki cümle. O zaman son cümlemiz bizim için önemli. Burada olumsuzluk var. Bursa şıkkı doğru. Evet, hemen 7. soru. Emily and Sophia are planning to spend time together on Saturday. Cumartesi günü beraber vakit geçirmekten bahsediyor. Beraber vakit geçireceklermiş. Here are the list of their personal interests. İlgi alanlarından bir liste vermişler. Emily ve Sofya'nın. Choose the event. Etkinliği seçin diyor arkadaşlar. Both Emily and Sofya will enjoy. Ha, hem Emily'nin hem Sofya'nın katılacağı etkinliği seçin diyor. Bakın both dediği. O zaman bakıyoruz. Acting. Evet tiyatro, rol yapma, drama şeklinde olabilir. Bakalım burada var mı? Watching plays. Ha. Oyun izlemek. Yani bu ne demektir arkadaşlar? Tiyatroda oyun izlemek anlamına geliyor. Bunu bu şekilde öğrenelim. Watch plays dediğin zaman tiyatro sahnesinde oyun izlemek. Acting, rol yapma. Olabilir mi? Olabilir. Dursun. Bakalım başka. Team sports demiş. Burada da team sports demiş. Ha, ama karate team sports değildir. Individual sports yani bireysel bir spordur. Bu gitti. Fashion demiş. Moda ile ilgili bir şey var mı? Calligraphy, yazı, güzel yazı dersi anlamında kullanılıyor. Painting demiş. Boyama var mı boyama ile ilgili? Yok. Watching movies filmle ilgili, sinema ile ilgili bir şey var mı? Yok arkadaşlar. O zaman bunlar gittiğine göre bir tek tiyatro ile ilgili oyun izleme, sahnede rol yapma olabilir. O zaman doğru cevabımız Ceyhan diyoruz arkadaşlar. Evet. Fill in the blanks according to table below. Alttaki tabloya göre devamlayalım. On Sunday, Amanda is planning to. Pazar günü Amanda planlıyor diyor. Bakalım neyi planlıyormuş. Burada görüyorsunuz saatlere dikkat edeceğiz ve etkinliklere dikkat edeceğiz. Have a long walk in nature with her relatives after lunch. Öğleden sonra akrabalarıyla uzun bir yolculuk, uzun bir yürüyüş yapacak diyor. Bakalım.
Öğleden sonra dediğine göre şu saatlerden sonraya bakacağız. Evet, trekking. Arkadaşlar, trekking ve walk eş anlamlı zaten. Yürümek veya doğa yürüyüşü yapmak. Cousins and uncle, amcası ve kuzenleriyle. Bu da akraba demektir. Yine eş anlamlı. Olabilir mi? Olabilir. Bu dursun. Şu anda görünen bu. B'ye de bakalım. Go training in the morning after she does some shopping. Alışveriş yaptıktan sonra antrenman yapacak diyor. Halbuki antrenman daha önce arkadaşlar. Bakın, voleybol ilk önce. Sonra alışverişe gidiyor. Buying some equipment. O zaman gitti. Go online in the evening. Akşam. Before she does her homework. Ev ödevini yapmadan önce çevrim içi olacak. İnternet kullanacak diyor. Halbuki surfing the net en son arkadaşlar. Bakın, bu before ve after'a dikkat edin. Before dediği anda önceki cümleyi ilgilendiriyor bizi. Before she does her homework. Ev ödevini yapmadan önce dediği için ne yapıyor? Bakın, ev ödevi burada. Demek ki buraya bakacaktık. Bizi burası ilgilendiriyor. After deseydi o zaman bir sonrakine bakacaktık. Have lunch with her buddy before she goes shopping. Alışverişe gitmeden önce arkadaşıyla yemek yiyecek. Bakın, yemek yeme burada, alışveriş burada. Tam tersi olması lazım. After olması lazımdı. Bu da gitti. Arkadaşlar, o zaman doğru cevabımız Adana diyoruz. Son iki sorumuz. Answer the question according to dialogue between Neymar and the TV presenter. Evet. Neymar'la gazeteci arasındaki sohbet görüyorsunuz. Sorular sormuş. Hangisi gelebilir veya gelmez diyecek. Which question? 3 tane boşluk olduğuna göre büyük ihtimalle gelemeyecek olanı istiyor bizden. Which question does the TV presenter not ask? Evet, dediğim gibi hangisini sormamıştır diyor. Şimdi bakıyoruz o zaman şıklardan. What do you do in your free time? Boş zamanlarında ne yaparsın? Hemen bakıyorum. Well, I owe this to my self-discipline. Öz disipline bağlıyım falan diyor. Burada yok. I have football practice at least 3 times. Haftada en az 3 kez diyor. Bu da yok. I usually go to cinema with my family. Genellikle arkadaşlarımla sinemaya giderim. Pardon, ailemle. Çünkü televizyon izlemeyi falan, film seyretmeyi, komedi filmi, aksiyon filmi seviyorum diyor. O zaman A şıkkı buraya geliyor arkadaşlar. Hemen A diyorum. Biraz büyük oldu ama. Evet. B'ye bakıyorum. When do you have? Ne zaman yaparsın futbol antrenmanı diyor. Bakalım var mı bir zaman? Burada yok. Burada var ama burada 3 times at week diyor. Haftada 3 kez veya every morning. Burada bir sıklık zarfı var aslında. Zaman tam vermemiş. Mesela pazar günleri, cumartesi günleri, şudur budur dememiş. Şu anda bunun cevabı yok gibi. C'ye bakalım. Why do you think you are so successful? Neden bu kadar başarılı olduğunu düşünüyorsun? Aslında bunu öz disiplinime borcuyum. I really work hard. Çok sıkı çalışırım. Çünkü bakın burada because demiş. Zaten why ve because biliyorsunuz birbirinin soru ve cevabı arkadaşlar. O zaman buraya da C diyoruz. C de gitti. Bir sonraki, how often do you go training? Ne sıklıkta antrenman yaparsın diyor. Zaten bakın burada I practice at least 3 times a week. Bu bir sıklık zarfıdır arkadaşlar. Haftada 3 kez veya every morning, her sabah dediği için. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada da usually var, bakın sıklık zarfları. Sıklık zarflarının sorusu how often'dır. Buraya da B dediğimizde geriye bir tek ne kalıyor arkadaşlar? Pardon, B, D diyeceğiz. Evet, şöyle sileyim. Buraya da D diyoruz. Geriye Bursa kaldı. When sorusunun cevabı yok. En son soru arkadaşlar. Şöyle bakalım. Sophia is giving a beach party. Parti verecekmiş. According to information above, who gives an excuse? Bakın, dediğim gibi birinci üniteyle gelecek sorulardan bir tanesi mutlaka refusing veya give excuse veya accept olacak. Evet, give excuse mazeret vermek demektir arkadaşlar. Reddedip mazeretini belirten. Bakıyoruz yukarıda hemen mazeret veren kim var? I would really love to but I can join you after my archery training. Okçuluk antrenmanından sonra gelebilirim diyor. Katılacak bu. Mazeret belirtmemiş. O zaman bu olumlu arkadaşlar. I am really busy on Sunday. Çok meşgulüm. But, bakın demiştim az önce, olumlu başlayıp sonra but varsa, olumsuzlukla devam ediyorsa, o zaman I can't miss. Kaçıramam bu fırsatı diyor. Bu da olumlu.
Değil mi? Bu fırsatı kaçıramam dediğine göre katılacak. Thanks for your invitation. Davetin için teşekkür ederim. Bak bu sefer olumlu başlamış. But I must attend another event. Fakat başka bir etkinliğe katılacağım diyor. Az önce yine bakın yukarıdaki gibi. Yukarıda olumsuz başlayıp olumlu bitmiş. Aşağıda ise tam tersi. Olumlu başlayıp olumsuz bitiyor arkadaşlar. O zaman bu olumsuz. That sounds terrific. Harika bir fikir. I will definitely be there. Kesinlikle orada olacağım dediğine göre. Bu da olumlu. Olumsuz olan tek şıkkımız arkadaşlar. Mia diyoruz ve A diyoruz. Evet arkadaşlar, umarım faydası olmuştur. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.